Ata Birliği'nin sunduğu Ehline Soralım devam ediyor. Evet, şimdi aşı bölümümüzden sonra üreticimizin yetiştirip meydana getirdiği fidanlarımızı toprakla buluşturma bölümüne geçtik. Şu anda toprağımızı hazırlıyoruz. Fidancımız aynı zamanda çok iyi bir dikim konusunda da uzman birisi. Bu arkadaşımızın yaptığı gibi poşetten alınacak, mutlaka alınacak poşet. Çünkü poşetle dikilen bazı yerlerde fidanlar gördük, duyduk. Onlar da kuruma yapmış. Onu işte fidan üreticilerine o şeyi yüklemesinler. Çünkü vatandaş poşetle dikiliyor zannediyor. Onu satış yaparken de bizlerin de hatası olmuştur, söylememişizdir. Evet, şimdi aşağıdan kökler görüyoruz, geri evet, bükülmüş. Burada evet, dikim nasıl yapılır? Onu bize gösterir misin? Gördüğünüz gibi toprağımız dağılmadı. Fazla doldurmadan şu seviyeye kadar toprak doldur Bekir. Evet. Efendim. Düzelt o tarafında. Şimdi burada duruyoruz. Burada duruyoruz. Bak tam bir dakika bana ver o beli. Tam doldurmadık. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz bunun? Bu fidana biz bir kova su döküyoruz şu anda. Dibi tam doldurulmadan. Evet, 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 evet. Ondan sonra üzerine ilave toprakla kapatıyoruz. Evet. Şimdi burada yanlış dikimlerden birisi de şu. Vatandaş fidanı toprağa koyuyor, toprakla dolduruyor, üzerini çiğniyor. Çiğneyince can suyu veriyor. Can suyunu verince zannediyor ki ben bunu suladım zannediyor. Sen çiğniyorsun, altına su geçmiyor. Sert zemin oluşuyor. Evet, sert zemin oluşuyor. Dabanda, fidanın dabanında boşluklar kalıyor. Hava kalıyor. Evet. Şu andaki yaptığımız işlem boşluk bırakmadı, hava bırakmadı. Yüzeyine de toprak çektik. Çiğnemiyoruz. Bu haliyle bırakıyoruz. Evet, bu haliyle şimdi bırakıyoruz. Dikimimizi gerçekleştirdikten sonra biliyorsunuz yanına ki bir tane sallanmaması için bir ağaç parçası dikersek daha tamam, o bölüme mutlaka geçeriz. Şimdi şey diyeceğim ben. Dikim bitti. Şu anda biliyorsunuz ki sadece bir fidanı dikmek değil, ondan sonraki bölüm. Evet, şimdi fidanımızı diktikten sonraki bunun yetişmesiyle ilgili bölüme geçiyoruz. Kimyagerimiz, kimya mühendisimiz burada yanımızda. Ondan bilgi almaya başlayalım. Buyurun Musa Bey. Şimdi fidan diktikten sonra fidanın çok iyi köklenmesini sağlamak için burada hümik asit kullanacağız. Hümik asit nedir? Binlerce yıl evvel toprak altında kalmış bitkisel ve hayvansal atıkların anaerobik bakteriler vasıtasıyla oluşturduğu ve Allah'ın dünyaya verdiği en büyük nimet. Yani humus. Evet. Humustan elde ediyoruz. Bu işte Türkiye'nin belli bölgelerinde oluşmuş olan doğal maddeyi getirip fabrikamızda özel koşullarda işleyip potasyum maddediğimiz şekle dönüştürüyoruz. Bunun içerisinde fulvik asitler ve hüminler teşkil ediyor. Evet. Fulvik asit bitkiye çok güzel bir köklenme sağlıyor. Hümik asit ise toprakta olan elementleri çözünür hale getirip bitkiye yüklenmesini sağlıyor. Şimdi bunu hümik asiti nasıl kullandığımızı uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum ben izleyicilerimize. Bakın izleyicilerimi görüyorsunuz. Şu anda birebir uygulamalı sizlerle beraber oluyoruz. Bu anı kaçırmayın istiyoruz. Şu anda kimya mühendisimiz hümik asitin ağzını açtı. Humik asit sıvı bir gübre anladığım kadarıyla. Sıvı bir ürün, potasyum madde dediğimiz mikro elementler yüklenmiş. Şimdi ilk dikilen fidanlarda humik asit fazla kullanılmaz. Yaklaşık işte diyelim ki 1 litre suya 1 çay kaşığı kadar verilerek döküldüğünde o bitkiye yeter. Ya bu oran çok önemli. Bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Mesela burada görüyorsunuz şu 5 litrelik bir su. Bu suya ne kadar koymamız gerekiyor? Bu 5 litre suya bunun kapak ucusuyla bir kapak ilave edeceğiz. Evet. Ondan bitki dibine yaklaşık 1 litre kadar dökeceğiz. Şu anda kapağımızı aldık. Suyun içerisine koyuyoruz. Evet, şimdi ömür asitimizi suyumuza koyduktan sonra yaklaşık 1 litre kadar. Evet. Bu kendiliğinden karışıyor mu? Kendine karışıyor, karıştı zaten. Zaten kendiliğinden karışından dolayı
kaliteli bir ürün olduğunu. Şu anda hümik asit karışmış suyumuzu. Yeter. Ha, bu kadar yeter diyorsunuz. Bu kadar yeter. Şimdi ne oldu? Hümik asitimizi verdik. Bitki köklenecek. Bitki köklenip uyanmaya başladığı zaman diğer besinleri isteyecek. Çünkü bitkilerin istediği makro elementler dediğimiz azot, fosfor, potasyum, bunun yanında mikro elementler. Demir, bakır, çinko, mangan, manyezyum gibi elementlere ihtiyaç var. Şimdi bir şey daha soracağım. Pardon. Burada sizi kesmek istiyorum. Hümik asidi bitirmeden diğerlerine geçmek istemiyorum. Hümik asidi hangi zamanlamalarda vermeli vatandaş? Şimdi hümik asidi dikim zamanı veriyorsunuz. Bir de diyelim ki bahar mevsiminde ağaç uyandı, çiçek açtı, meyve oluşumu başladığında gran gübreyle beraber verilecek. Yılda 3 sefer tekrarlanır. Yani, yılda 3 sefer bunun zamanlamasını bize tarihte... Yaklaşık 45 gün veya birer ay arayla meyvenin yaş ve boyuna göre miktar tespit edilir, ona göre verilir. Evet, şu anda hümik asit bölümünü geçtik. Ondan sonraki hangi gübrelemeleri ne zaman yapalım ki fidanımız hızlı bir şekilde gelişsin, bize meyve vermeye başlasın. Şimdi hümik asitimizi verdik. Bitkide bir köklenme olacak. İşte ne olacak? Bitki besin isteyecek. Bunu takviye etmek için de etrafına granül gübre, yani bunun içerisindeki olan malzemeler dedim ki azot, fosfor, potasyum, leonarditle kaplanmış demir, bakır, çinko ihtiva eden bir granül gübremiz. Bunu toprağa etrafa veriyoruz. Şu etrafa döküyoruz. Evet. Yaklaşık 25 gram kadar yeterli olur. Etrafa döktüğümüz zaman. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Niye? Şimdi bitki yeni dikildi. Evet. Bitki yeni dikildi. İşte can suyunu verdik, hümik asidini verdik. Ne olacak? İşte bitkide şey başlayacak. Köklenme olayını teşvik edecek. Köklenme, kök gelişim başlayacak. Kök gelişim başlayınca bitki besin ihtiyacı ortaya çıkacak. O zamana kadar da bu yağmur, kar suya kadar bu gran gübre eriyip köke ulaşacak ve bitki makro ve mikro elementlerini almış olacak. Yani ihtiyacı olan tüm vitamin, proteinini almış olacak. Baharda rahat bir şekilde. Baharda çok güzel sürgün verecek. Yaprak renkleri koyu yeşil renk alacak. Gövde kalınlaşması. Normalde bunlar düzenli verildiği zaman bademlerde 5 senede gireceği yere 3 senede ulaşması mümkün. Evet, İsmail Bey'den budamayı alıyoruz şimdi. Bu fidanımızda tabii aşı başı keserken burada tırnak kalmış. Biz bu tırnağı alacağız. Tamam mı? Evet. Bunu niye aldık? Burayı kapatması için. İlk seneki yapılan işlemde fidanın ana gövdesinde hiç dal bırakmıyoruz. Komple alacağız, komple. Bu ilk yapılan sene. Taç vermiyoruz. Yani komple etrafındaki... Evet. Alıyoruz. Şöyle duruyoruz. Hı hı. Efendim, göbek üstü, göğüse yakın bazı yerlerde çok aşağıdan da kesim oluyor. Ama biz göbek üstünden bunu buradan kesip alıyoruz. Şimdi bu kesildikten sonra baharın buradan dallar çıkacak bu gözlerde. Evet. Buradan aşağı çıkan dalları mümkün mertebe alalım. Çünkü fidanın çapalanmasında, efendim, hava almasında işte yabancı böceklerin tabana yumurta bırakmasında onların zararları oluyor. Onun için yukarıdan taşlandırmaya gayet özen gösterelim. Bu badem yani şu bölümden. Evet, bu bölümden doğru tamamen alıyoruz. Alıyoruz ve üst tarafı bırakıyoruz. Aynen öyle. Ondan sonra önümüzdeki seneler içerisinde peyderpey artı budamasına devamlı önem veriyoruz. Çünkü içerisinde fidanı yoracak yabancı dallar var, verim vermeyen, efendim, budadıkça fidandan çıkan sürgünlerden göz oluşması gereken sürgünler olacak, ışkınlar olacak. Bunları budamacı zaten bilir o arada ne yapılacağını. Budamayı mutlaka yapmak zorunda bir çiftçi, badem de dikiyorsa, ceviz de dikiyorsa, ne yaparsa yapsın budamak zorunda. Budanmayan bir ağacın ömrü kısa olur. Bütün şeylerde bu geçerlidir. Meyve ağaçlarında. Benim diyeceklerim bu kadar. Evet, şimdi budamacımızdan da bilgileri aldıktan sonra biz güçlü bir ekiple çalışan Necdet Doğan'a
çok güzel hizmet veriyorlar. Ama nasıl bir çalışma içerisindeler? Bizim insanımız biliyorsunuz ki, değerli izleyiciler, herkesin gönlünde mutlaka bir bahçem olsun. İşte hafta sonu gideyim geleyim, orada gün geçireyim, mutlu olayım ister ama bu hayal ettiklerini bir türlü hayata geçirmekte zorlanır. Niye? Çünkü bahçe bir bebek gibidir. Yani fidan bir bebek gibidir, insan gibidir. Buna özel ilgi gösterilmediği takdirde bunu yetiştirmeniz, işte meyve almanız mümkün değil. Başından beri görüyorsunuz kaç tane evrelerden geçtik. Anlata 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 bu bölüme kadar geldik. Şu anda biz insanımıza doğru bahçe yetiştiren Necdet Bey'le yan yana geldik. Bize ne yapıyorsunuz onu anlatır mısınız Necdet Bey? Öncelikle şunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada herkes işinin uzmanı. Biz de bahçe kurarken her uzmanın iş sırasına göre işi yapıyoruz. Yani bir işin bir işlem sırası vardır. Biz de bunu yapıyoruz. Buraya kadar dikildikten sonra burada önemli olan fidanın sertifikalı olması başlangıçta. Hem de devletten alacağınız destekleri alabilmeniz için hem de ne diktiğinizi öğrenmeniz için. Yani 4 sene sonra 5 sene sonra badem diye başka bir badem cinsiyle karşılaşabilirsiniz. Evet, şimdi burada duralım. Ben şurada bir etiket görüyorum. Özellikle bu etiketi şöyle kendime doğru çeviriyorum. Tür badem, anaç yabani badem, çeşit feradiyol. Evet, niteliği toplu aşılı fidan diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da logosunu görüyoruz. Bu gösteriyor ki bu fidan sertifikalı bir fidan. Evet, sizden bu konuyla ilgili bilgi almaya devam edelim. Şimdi bir bahçe kurmak incelikleri vardır. Herkes bahçe kuruyor ama sonuçta iyi bakım, iyi kuruluş yapmazsanız iyi verim alamazsınız. Her şeyde olduğu gibi bu işte de bir Ar-Ge çalışması gerekiyor. Biz bahçe kurmadan önce bahçe kuracağımız arazinin öncelikle toprak yapısına bakıyoruz. Toprak analizini alıyoruz. Bu cevize ve bademe hangisine uygunsa ona uygun fidan dikiyoruz. Ama bu yeterli olmuyor tabii. Çünkü doğru fidanı almanız gerekiyor. Doğru yerden doğru fidan almanız gerekiyor. 4 yıl sonra bademde ya da cevizde, örneğin bademde, bu bademde diktiğinizde ne yazıyorsa bu sertifikasına 4. yılından itibaren o meyveyi almanız gerekiyor. Yani feradiyol ise feradiyol almanız gerekiyor. Çünkü bu ekonomik açısından, verim açısından, bahçenizin getirisi açısından çok önemli. Biz doğru fidanları doğru yerden aldıktan sonra, toprak analizini doğru şekilde yaptıktan sonra İşte az önce de izlediğiniz gibi uzman ekibimizle bahçenin kuruluşunu tamamlıyoruz. Gerek gübre yönünden gerekse fidan yönünden aşılamasına, budamasına kadar titizliği yapıyoruz. Burada önemli olan bir de şu vardır. Bahçeyi kurduktan sonra, daha doğrusu en önemli olan da bahçenin bakımıdır. Evet. Şimdi az önce de söylediğiniz gibi insanlar bahçeyi merak ediyor. İşte herkesin aklında bir ceviz ve badem bahçesi var. İşte hesapladığın zaman, defteri kaleme aldığın zaman çok güzel hesaplar çıkıyor. Çok miktarda paralar çıkıyor, kazançlar çıkıyor. Ama bunu yaparken ilk sene heveslenip kuruyorlar, bir sürü masraf yapıyorlar. Ondan sonra bahçeye bakım yapmadığınız zaman insan gibidir. Yani insana iyi yatırım yapmazsanız bir süre sonra insanın ne olacağı belli olmaz. Şimdi bu bahçede de öyledir. Bahçeleri güzel ekiple, güzel zamanda, yani her şeyini zamanda yaparak, tekniğine uygun olarak yaptığınız zaman sonuçta buradan amaç nedir? İyi bir ürün almak ve yüksek verim almak. Onlara da kavuşursunuz. Zaten ağaç sadece istedikleri var. Ağaçların, bademli ve ceviz ağaçlarının, fidanlarının. Bunları zamanında ve yerinde verirseniz uzman ekiple ve bir işin ehliyle verirseniz, sizin programa da uygun olarak, evet, işin ehline soralım derken, işte biz de işin ehliyle çalışıyoruz. Gübre de çok önemli, budama da çok önemli, aşılama da çok önemli. Yani bunun her kademesi ayrı bir önem taşıyor. Ve biz de bunu 3 yıl boyunca bahçelere bakım yapıyoruz. Ağacı yetiştirip meyve vermeye başladığında insana teslim ediyoruz. İsteyenlere bu şekilde hizmet de veriyoruz yani. Ha, şimdi sormak istediğim şu. Bizim insanımız dedim ya hayal eder ama gerçekleştirmekte sıkıntı yaşar. Siz bu işi A'dan Z'ye yapıp 3 senede bakımını yapıp ondan sonra teslim ettiğinizi mi söylüyorsunuz? Evet, biz eğer arazileri, büyük arazileri varsa ya da kendilerine göre işte bakımını yapabilecekleri ekip, yani sulama yapacak elemanları olma şartıyla isteyenlerin arazilerine bahçeleri dikip kuruyoruz.
teslim ediyoruz. 3 yılda danışmanlık hizmet veriyoruz. Benim arazim de yok, bakacak adamım da yok, hiç kimsem yok. Ben işte işçiyim, memurum ya da küçük esnafım, yatırım yapmak istiyorum. Bu işe de gönül koydum. Hafta sonları hem piknik yapayım, hafta sonu olarak hobi bahçesi kullanayım, hem de 4 yıl sonra bana 5 yıl sonra gelir getirsin diğerlere de. İşte Türkiye'nin değişik bölgelerinde, örneğin şu an için Polatlı'da, Sivrihisar'da küçük arazileri topladık. Tabii bu bademe ve cevize uygun toprak yapısı olan arazileri topladık. Burada insanlara hem bahçelerini kuruyoruz, tel örgüsünden damlama sulamasına kadar, dikimine kadar, bakımına kadar her şeyini kuruyoruz. Ve bu şekilde arsanın tapusuyla birlikte kendilerine teslim ediyoruz. 3 yıllık da bir sözleşmemiz oluyor. Ağaçları yetiştirip kendilerine teslim ediyoruz. Şimdi çok güzel anlattınız da bizim insanımız biliyorsunuz ki ekonomi de önemli. Yani hayal etmek kadar ona imkan var mı yok mu, bu da önemli. Şu anda yapmış olduğunuz bahçeler büyük bahçeler mi, küçük bahçeler mi, insanların ekonomisine uyar mı uymaz mı, bununla ilgili biraz bilgi verirseniz. Bizim yaptığımız çalışmalarda asgari ücretliden büyük iş adamlarına kadar her kişiye hitap eden projelerimiz var. Örneğin nasıl dersiniz? Şimdi bir kooperatifleşme yöntemiyle küçük bir miktarlarda, yani aylık 300 lira gibi, 350 lira gibi taksitlerle insana bahçe sahibi olabiliyor, hem de arsasıyla birlikte. Ben daha büyük bir projeye girmek istiyorum diyenlere de dönemi 12 bin liradan 12 bin liradan başlama fiyatlarla başlayacak şekilde, bu değişiyor yerine göre tabii. Hı hı. 2 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm şeklinde arazilerimiz var. İnsana bütçesine göre örneğin 2 dönüm bir arazi alacak. 2 dönümü veriyor 24 bin lirayı. Onu da biz 12 ay 0 faizle vadelendirebiliyoruz. Bu şekilde ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Ondan sonra bu 24 bin lirayla verdikten sonra hiçbir şey karışmıyor. Biz tel örgüsünden damlama sulamasına kadar, ağaçların dikimine kadar, az önceki gördüğünüz gibi uzman ekiplerimizle birlikte bunun 3 yılda bakımını yapıyoruz. Daha sonra meyve vermeye başladığında kişilere teslim ediyoruz. Emek bizim, yemek sizin diyorsunuz. Aynen böyle. İsterseler de şöyle de bir projemiz var. 4. yıldan itibaren ürünleri aldılar. Başladı ağaçlar meyve vermeye. Ama bunun mesela toplanması ve satışında da o konuda da çalışmalarımız var. İsteyenlerin meyvelerini de alıyoruz. Şu an için ben yetiştirdim, badem yetiştirdim, ceviz yetiştirdim, nereye satacağım diye bir sorun yok. Çünkü yetiştirenlere söylüyoruz. Yani ister biz dikelim, ister kendileri dikmiş, yetiştirmiş olsun. Bugün için ceviz ve badem yetiştirip de satamıyorum diyenler bizi arasın. Evet, çok güzel bir konuya değindi değerli üstadımız. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi A'dan Z'ye her şey. Yani ehline soralımın özelliği bu zaten. Ehil insanları yerinde bulup doğru iş yaptıklarını tespit edip ve beraberce yerinde uygulamalı bir şekilde insanlarımıza gösterip ve doğruları öğretmek. Evet değerli izleyiciler, ehline soralım olarak ehil insanları yerinde bulduk ve konusuyla ilgili çok güzel bilgiler elde ettik. Şu anda bir başka programda başka ehil insanlarla buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz ve ayrılıyoruz buralardan. Ata Birlik ehline soralımı sundu.